Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. ACE Yayınları, YKS, Mavi Set, DAF, Matematik 1. Kitap. Föy 8 ile yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım, ben soruları çözmeye başlayacağım. Ben hazırım, sizler de hazırsanız hemen soruları çözmeye başlıyorum. Birinci sorumuza bakıyorum. Diyor ki x, y, z ve t rakamlar olmak üzere ifadeyi vermiş, basamak değerlerine göre çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi dikkat ederseniz burada x çarpı 10 üzeri 5'i aynen yazıyoruz. Sonra y çarpı 10 üzeri 4'ü de aynen yazacağız. Ama burada, tam burada 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 2 arasında 10 üzeri 3 olmadığı için demek ki onun katsayısı ne olmalı? 0 olmalı. Yani 0 çarpı 10 üzeri 3 yazmalıyım. Artı z çarpı 10 üzeri 2. Bakın yine burada 10 üzeri 1 olmadığı için 0 çarpı 10 üzeri 1 yazmalıyım. Artı t çarpı, yanında 10 üzeri 0 olacağını da unutmazsak, bakın 0'dan 5'e kadar hepsi dolmuş oldu. X var burada, y var. Burada 0 var, burada z var. Burada 0 ve burada t var. Buna uygun olan cevabımız da E şıkkında görüyorsunuz. Bunu da geçiyorum. İkinci sorumuza bakıyoruz. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB artı BA 33 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Bakın burada AB'yi çözümleyecek olursak 10A artı B yazarız. BA da yine aynı mantıkla 10B artı A olarak yazılır. Bu toplam 33'müş. 10A 1A da burada 11A yapar. 1B 10B de burada 11B yapar. Eşittir 33. 11 parantezini alırsanız hızlıca 11 çarpı A artı B de 33 olacaktır. 11'e bölerseniz A artı B de buradan ne gelecektir? 3 gelecektir arkadaşlarım. Bunu da geçiyorum. Üçüncü sorumuza bakıyorum. Birer birimlik bölmeler ayrılmış. 10 birimlik iki cetvel aşağıdaki gibi üst üste yerleştiriliyor. Ardından alt alta gelen rakamlar yukarıdan aşağı iki basamaklı sayılar olarak kaydediliyor. Bakın burada 41, 52, 63 gibi. Buna göre verilmiş. Yukarıda verilen şekilde üstteki cetvel 4 birim sağa, alttaki cetvel 5 birim sola kaydırılınca sayılarının hangileri kaydedilebilir demiş. Bakın şu 1 ne olacak? 4 birim sağa kayınca arkadaşlar, bakın 1, 2, 3, 4 birim sağa kayınca 5'in olduğu yere gelecek. Alttaki de 5 birim sola kayınca, mesela bu 7'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa kayınca, sola kayınca da 2'nin olduğu yere gelecek. Yani burada 1'e 7 olacak. Sonra bu 8 ne yapacak? Bunun yanına gelecek. 9 bunun yanına gelecek. Böyle gidecek. Bu da 1 buraya gelince 2 onun sağına geçecek. 3 onun bir daha sağına geçecek. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Burada dikkatlice bakarsanız, bakın 17 okunabiliyor, 28 okunabiliyor, 39 okunabiliyor. Ondan sonra arkadaşlar artık bir şey okunmuyor. Yani bu tarafa kayınca mesela şu 0 da buraya gelecek, 40 okunabilir ama sonrası yok. Sadece hangileri kaydedilebilir deyince sadece 28 kaydedilebilir. 46 ve 67'yi buradan bulamayız. Yalnızca bir doğru cevap olacak arkadaşlar. Bunu da hızla geçiyorum. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. AB'den farklı olmak üzere AB, BA, AA ve BB iki basamaklı doğal sayılardır. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Yine çözümleyelim. AB'yi nasıl çözümleyeceğiz? 10A artı B formatında eksi. Bu da 10B artı A, ama şuradaki eksi dağıtınca eksi A gelecek. Biliyorsunuz, ona dikkat edeceğiz. Buradan bir 11A gelir. 11A. Buradan aynı mantıkla 11B'ye gelir. Düzenleyelim. 10A'dan 1A'yı çıkartırsak 9A yapar. 1B'den 10B'yi çıkartırsak eksi 9B yapacaktır. Bölü. Burada 11 parantezini alırsam 11 parantezinde A eksi B olacaktır. Bu da 9 parantezinde A eksi B. Yani arkadaşlarım, en son halini bir daha yazalım. A eksi B'ler götürür çünkü A ile B birbirine eşit değilmiş. Yani cevabımız olacaktır? 9 bölü 11. Bunu da geçiyoruz. 5. sorumuza bakıyorum. Diyor ki her biri 3 basamaklı olan 3 doğal sayı vardır. Bunlardan bir tanesi misal ABC olsun. Bu sayılardan her birinin yüzler ve birler basamağındaki rakamlar 2'ye artırılıyormuş. Yüzler ve birler, bakın bu yüzler 2 arttığında sayı ne kadar artar? 200 artar. Birler 2 artılınca sayı 2 artar. Onlar basamağındaki rakam da 5'er azaltılırsa diyor. O zaman 50 azalacak arkadaşlar. Bu 202 yapacak topladığım zaman. Eksi 50 çıkarttığım zaman da 152 artış gösterecek her bir sayımız. Bu 3 sayının toplamı ne kadar değişir? Tabii ki bu 3 sayı olduğu için her biri 152 artacak. 3 ile çarpalım biz 152. 3 kere 2 6, 3 kere 5 15, 3 kere 3 bir değerde 456 arttığını söyleyebiliriz. Bunu da geçiyorum. Evet, ilk testin son sorusuna geldik. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere bir dronun uçuşu kumanda ile sağlanıyor diyor. Yukarı tuşuna basıldığında cisim BA metre yükselmekte. Aşağı tuşuna basıldığında cisim AB metre alçalmaktadır. Drone 21 metre yükseklikteyken A kez yukarı, B kez aşağı tuşuna basılıyormuş.
Aşağı tuşuna son basılıştan sonra drone yere ilk kez temas ettiğine göre kumandanın tuşlarına toplam kaç kez basılmıştır diyor şimdi. Şöyle yapalım biz 21'di. 21 metre yükseklikteydi. A ne yapıyordu? A kez yukarı tuşuna basıyordu. O zaman A çarpı BA diyeceğim. Sonra B kez aşağı tuşuna basılıyordu. O zaman eksi B çarpı AB diyeceğim. Ve bu sonuç ne eşit olacak? Sıfır eşit olacak. Bunu bulmaya çalışacağız. Hemen çözümleyelim biz bunu. 21 artı. Şurada A'ya bir şey yapmıyorum. BA'yı çözümlersem 10 B artı A yazabilirim onun yerine. Eksi bu B dursun. Bunun yerine de 10 A artı B yazabilirim. Eşittir 0. Yine bu 21'e bir şey yapmıyoruz. Bunu açarsak 10AB gelir. Artı bir A kare gelir. Eksi 10AB bir daha gelir. Bakın çözüm ne yapıyoruz? Dağılma özelliği kullanıyoruz. Eksi B kare gelir. Eşittir 0 olur. Şu 10AB'lere elveda deriz. Bu A kare eksi B kareyi karşı tarafa yollarsak B kare eksi A kare ne eşit olacaktır? 21 eşit olacaktır. Bir iki kare farkı var burada. Yani B eksi A ile B artı A'nın çarpımı 21 olacaktır. Buradan şimdi neler olabilir? 1'e 21 olabilir. 3'e 7 olabilir, değil mi? Peki B eksi A 1 ise B eksi A burada 1 ise B artı A da 21 olacağı için bu toplamdan B'nin 22, 11 olduğunu buluruz ama B bir rakam olduğu için böyle bir şey söz konusu değildir. O zaman B eksi A buradan 3, B artı A da ne olmalı? 7 olmalı. Buradan taraf tarafa toplarsak B'nin buradan 5 olduğunu, A'nın da buradan 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bize ne diyor? Kumandanın tuşlarına toplam kaç kez basılmıştır? B defa aşağı, A defa yukarı derken 5 artı 2, 7 kere basıldığını söyleyebiliriz. İlk testi tamamladım. Hemen hızla ikinci teste geçiyorum. Birinci sorumuza bakıyoruz. İki basamaklı bir doğal sayı rakamları toplamından 18 fazladır demiş. İki basamaklı bir doğal sayı. Mesela AB diyelim. Bu sayı rakamları toplamından 18 fazlaymış. Yani A artı B'den 18 fazlaymış. Buna göre bu sayının rakamları toplamı en çok kaçtır demiş. Şimdi AB'yi çözümlersem 10A artı B yazacağım bunun yerine. Buradan A artı B artı 18 gelecek. Şu B'lere elveda diyelim. A'yı karşı tarafa yollarsak 9A buradan 18. A da buradan 2 geldi arkadaşlar. Şimdi A 2 oldu. O zaman ben B'yi de yani diğer rakamı da maksimum 9 seçebilirim. Bu sayının rakamları toplamı da en fazla 2 artı 9'dan ne olacaktır? 11 olacaktır. Buna geçiyorum. İkinci sorumuza bakıyorum. Diyor ki kare, üçgen, yıldız sembolleri birer rakama karşılık gelmektedir. Vermiş bu üç basamaklı sayıları toplamış ve kare, üçgen, yıldız sembollerine karşılık gelen rakamların çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Bu kare, üçgen, yıldıza ben ABC ismini vereyim. Burada A olsun, bu B olsun, bu da C olsun. Şimdi şuraya A dedim. Buraya B dedim, buraya C dedim. Burası B oldu, burası C oldu, burası A oldu. Burası C oldu, burası B oldu, burası da pardon, burası A oldu, burası da B oldu. Şimdi bakın şurada A'dan kaç tane var? Bir 100 var, bir 10 var, bir de 1 var. O zaman 111 A'mız var mı? Var. Artı aynı mantıkla B'den de bakın 111 olduğunu göreceksiniz. Aynı mantıkla C'den de 111 C olduğunu göreceksiniz. Ve bu toplam 1554'müş. 111 parantezini alırsınız şayet A artı B artı C karşınıza otomatik olarak çıkıp gelecektir. 1554'ü 111'e böldüğüm zaman bakalım ne geliyormuş. Şurada böleyim 1554'ü hemen 111'e bir kere var. 111, 44, 444, 4 kere var. A artı B artı C toplamı kaç oldu? 14 oldu. Çarpımın en büyük olmasını istiyorsan birbirlerine çok yakın seçmeliyim. Mümkünse eşit seçeyim ama tabii ki 5, 5, 5 seçemem. O zaman 5, 5, 4 seçersen de ben bunları çarparsam en büyük değer 100 olacaktır. Gerçekten bakın 5, 5, 4 seçmeliyim ki toplamları 14 yapsın. Ve dolayısıyla en büyük değere ulaşmış olayım. Hemen bunu da geçiyorum. Üçüncü sorumuza bakıyorum. 3 basamaklı ABC doğal sayısının soluna 2 yazıldığında diyor. Soluna 2 yazacağım. 2, A, B, C. Ne diyor? Oluşan 4 basamaklı sayı sağına 1 yazıldığında elde edilen 4 basamaklı doğal sayıdan 2492 eksikmiş. He, o zaman ben buna bir 2492 ekleyeyim. Değil mi? Ne olsun arkadaşlarım? Sağına 1 yazılan sayıdan eksikmiş çünkü. Sağına A, B, C 1 yazdığım zaman böyle bir 4 basamaklı sayı olur. Şimdi biz bunu çözümleyelim arkadaşlar. Şimdi 2 A, B, C'yi nasıl çözümleyeceğim biliyor musun? 2000 artı A, B, C formatında yazmak istiyorum. Bazen böyle daha rahat olur. İşimize böyle gelir. Mesela
Ben şuradan diyelim ki AB 2 basamak sayı, ABC 3 basamak sayı olsun. İsterseniz biz bunu nasıl çözümleyebiliriz? Mesela 10 tane AB artı C diye de duruma göre yazabiliriz arkadaşlar. Bazen soru çözmede bu daha rahat olabilir. Yani 100A artı 10B artı C'ni veya 100 çarpı A artı BC formatında da yazacağımız durumlar olabilir. Bakın burada şimdi 2000 artı ABC yazdım. Artı 2492 yazdım. Şunu 10 çarpı ABC yazıyorum bakın. Artı 1. Şimdi şu ABC'leri 1'e alacağım. Bunu karşı tarafa atarsam 9 tane ABC geldi. Eşittir. 2000 ile 2492'yi toplarsam 4292. 1 çıkartırsam 4491 mi oluyor? Evet. Şimdi 9'a böleceğiz arkadaşlar. 4491'i böl 9'a. Kaç kere var? 4 kere desek 4, 9, 36. Buradan 8, 89 da 9 kere desek 81, 81, 9. Ne geldi? ABC sayısı 499 geldi. Bize neyi soruyordu? ABC sayısını soruyordu. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Dördüncü soruya geliyorum. Diyor ki 2A 2 basamaklı ve 2A 0'yı 4 basamaklı bir doğal sayıdır. 2A x'e eşit olduğuna göre 2A 0,7 sayısının x cinsinden değeri. Şimdi ben bu 2A'yı bir önce bir yüzde çarpayım. Yani 2A şöyle 2A yüzde çarparsam 2A 0,0 sayısı olur. Yani bu da 100x'e eşit olur. Sonra buna bir 7 eklersem 2A 0,0 sayısını 7 ile toplarsam her iki tarafı bakın dikkatli bakın. 100x artı 7 bu da ne olacaktır? 2A 0,7 olacaktır. Demek ki 2A 0,7 sayısı 100x artı 7'ye eşit. Cevap Ceyhan oldu. Bunda geçiyoruz. Beşinci sorumuza bakıyorum. X doğal sayısını 37 ile çarpan bir öğrenci X'in 5 olan onlar basamağını 8 olarak görüyor ve işlemin sonucunu yanlış buluyor. Buna göre öğrencinin bulduğu sonuç doğru sonuçtan kaç fazladır? Şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela AB olsaydı bu 2 basamak bir doğal sayı olsaydı. Bunun onlar basamağı 5 iken onlar basamağını 8 görünce buradaki sayı ne yapacaktır? AB'den 30 fazla olacaktır. Yani AB artı 30 olacaktır. Demek ki şu 30'u neyle çarpmalıyım? 37 ile çarpmalıyım ki fazlalığı göreyim. 30'u 37 ile çarpıyorum. 37. Bakın şöyle. 37'yi 30'da hatta 3 ile çarpalım. 37 21. 3 kere 3 9. 110. 1110 oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu. 6. soruya bakıyorum. Ayşe'nin kasasının şifresi 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Ayşe şifresini soran arkadaşına eğer diyor şifrenin onlar basamağı ile binler basamağındaki rakam yer değiştirirse sayının değeri 1980 azalmaktadır. Şimdi ben buna A, B, C, D diyeyim arkadaşlar. Onlar basamağıyla binler basamağı. Yani C ile A yer değiştirecek. Yani şöyle olacak. C, B, A, D olacak. Sayı 1980 azalıyor. Ben bu sayıya 1980 ilave edersem baştaki A, B, C, D sayısına ulaşmış olurum arkadaşlarım. Şimdi devam ediyorum. Şifrenin onlar basamağı ile yüzler basamağındaki rakam yer değiştirirse. Onlarla yüzler yer değiştirirse ne olur? A, C, B, D olur. Bu sefer değeri 450 artmaktadır diyor. Ha, ben buradan bir 450 çıkartıvereyim. Değil mi? O zaman baştaki A, B, C, D sayısına tekrar dönüşmüş olsun. Şimdi birinci ifadeye bakalım. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bunu karşı tarafa atalım önce. A, B, C'den neyi çıkartacağım ben? A, B, C, D'den C, B, A, D'yi çıkarttığım zaman 1980 bulmuş olacağım. Şimdi bakalım şurada 1000A var. Şuradan bir 10A çıkartırsam 990A yapacak. B'ler gidiyor bakın dikkat edin. C'den de burada ne var? 1000C'den bir 10C çıkartırsam eksi 990C yapacak. Yine D'lerin de gittiğini görebiliyoruz. 1980'e eşit olan ifade bu olacak. 990 parantezine alırsak buradan bir a eksi c çarpanı gelir. 1980'e böleceğiz. Kimi? 990. 1980'e 990'ı bölersem 2 kere var. A eksi c ne oldu? 2 oldu. Bu cepte dursun. Şimdi gelelim buna. Burada da şunu karşı tarafa yollayalım. A c b d'den a b c d'yi çıkartacağız. 450 yapacakmış bu da arkadaşlarım. Şimdi a'lar zaten elbette onlar gidiyor. Burada 100C var. Buradan 10C'yi çıkarsak 90C olacak. Burada 10B var. Burada 100B var. Çıkartırsam eksi 90B yapacak. D'lere de elveda gitti onlar da. 450'ye eşit olan ifade bu oldu. 90 parantezine alırsam C eksi B'de buradan ne gelir arkadaşlar? 5 kere 9 45. C eksi B buradan 5 gelecek. Şimdi
Buna göre Ayşe'nin oluşturduğu şifre aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi A ile C'nin farkı 2 olacak. Şimdi burada A 8, C 9, 2 olmamış. Burada A 6, C 8, eksi 2 olmuş. Olmadı. A 8, C 6 olabilir. Sonra geliyoruz C ile B'nin farkı. Şu B, şu C farkı. Bakın burada C ile, yani şu B, şu C ya, C'den B'yi çıkartırsam 6 yapıyor. Maalesef 5 olması lazım. Olmadı. Şimdi A 6, C 4 farkı 2 oldu. B ile C'nin farkı da 1 geldi. Olmadı. A 8, C de 6 farkı 2 geldi. Çok güzel. B ile C'nin farkı, yani C'den B'yi 6'dan 1'i çıkartsam 5 geldi. O da doğru oldu. Demek ki cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Bu testi de böyle tamamlamış olduk. Hemen diğer teste geçelim arkadaşlarım. Evet, üçüncü testimizin birinci sorusundayız. Diyor ki A ve B rakamlarıyla oluşturulmuş iki basamaklı sayıların toplamları aşağıda verilmiştir. Eşitliklerinden hangileri doğru olabilir? Şimdi bu A, B'yi çözümlersek ne olur? 10A artı B olur. Artı B, A'yı çözümlersek 10B artı A olur. Bu toplam 44'e eşit olacakmış. 10A ile 1A'yı topladım, 11A yaptı. B ile 10B'yi topladım, 11B yaptı. Eşittir 44. Buradan 11 parantezini alırsanız A artı B ne olacaktır? Bakın buradan A artı B 4 olacaktır. 4 olabilir mi? Olabilir. Böyle bir şey olabilir. Bu doğru. Şimdi A 0 10A demek. Artı AA da 11A demek. 11A çözümlerse 42. 21A eşittir 42. A da buradan 2. Olur mu? Olur arkadaşlar. Bunda bir problem yok. Şimdi A 0 B 0 bu 10A demektir. B 0 da 10B demektir. Eşittir 10. Onları sadeleştirsek A artı B buradan 1 gelir. Şimdi bunun birisi 1, birisi 0 olmak zorunda. Ya da bu 0, bu 1 olmak zorunda. Ama A ve B birisi 1, birisi 0 olamaz. İkisi de onlar basamağında olduğu için 0 olmayacaktır. O zaman bu olamadı. Cevabımız 1, 2 oldu. Edirne oldu. Üçüncü sorumuza bakıyorum. Rakamları sıfırdan farklı. 3 basamaklı bir doğal sayının rakamlarının yer değiştirilmesi oluşturulabilen en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı sayının kendisine eşit oluyorsa bu sayı alfa sayı denir. A 9 ve 1 alfa sayı olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlarımız burada A 5'ten daha küçük bir rakam olabilir ya da 9 ile 5 arasında olabilir. Mesela 9 ile 5 arasında olduğunu kabul edelim. 5 küçük, A küçük 9 formatında olsa. Bu durumda oluşturabilen en büyük sayı 9, A 5 olacaktır. En küçük sayı da ne olacaktır? 5, A 9 olacaktır. Bu sayıların farkı sayının kendisine eşit olması lazım. Yani A 9, 5'e eşit olması lazım. Bakalım bu 900 çözümlersek artı 10A artı 5 eksi 500 eksi 10A eksi 9. Şimdi bu durumda 900'den 500 çıkarsam 400. 10A'lar gitti. 5 eksi 9 eksi 4. 396. 396 A 9 5'e eşit olmadı maalesef. Bu gitti. Peki o zaman A nerede olabilir? A en küçük, sonra 5, sonra 9 olabilir arkadaşlar. O zaman en büyük sayımızı okursak 959 5A olacak. Eksi en küçük de A 5 9 olacak. Bu fark ne olmalı? A 9 5'e eşit olmalı. Bakalım bu 900 yapıyor. Artı, hatta direkt şöyle yapalım. 950 artı A diyelim. Eksi 100 A eksi 59 diyelim. Eşittir. 100 A artı 95 yazalım. Şimdi burada bir 100 A, 100 A, 200 A bir çıkarsam 199 A geliyor. Bakın. Diğer tarafta 950'den bir 59'u çıkartacağım. 50 çıkarsam 900, 891 yapacak. Bir de 95 çıkartacağım arkadaşlar. Bu fark neye eşit olacak? 199 A'ya eşit olacak. 11'den 5 çıkarttım, 6 kaldı. Burada 8 kalmıştı. 18'den 9 çıktı, 9 kaldı. Burada da 7 kaldı. 796 eşittir 199 A. Burada arkadaşlarım şimdi 796'yı ne yapalım? Hemen 199'a bölüverelim. 4 kere desek 4 9 36 4 9 36 39 4 kere 1 4 7, 3 elde var 796 ne çıktı 4 çıktı demek ki buradaki A sayımız ne olmalı 4 olmalıymış cevap da Deniz olacak. Evet arkadaşlarım şimdi 3. soruya bakıyorum diyor ki 3 basamaklı sayılar olmak üzere 4 farklı marka buzdolabının ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. A, B ve C marka buzdolaplarının ağırlıkları toplamı 474 kilogram olduğuna göre D marka buzdolabının ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi
A, B, C'yi çözümleyerek toplayalım. A nedir? 100x'ye yani 100 artı 10x artı y diye çözümleriz. Artı B ne olacaktır? 100y artı 10x artı 2 olacaktır. C de 100x artı 30 artı y olacak. Bunların toplamı 474 yapıyormuş. Şimdi buradan devam edelim. Ne görüyoruz bakalım? Şuradan bir 10x'imiz var. Şurada bir 10x daha var. Şurada bir 100x var. Toplayınca 120x yapar. Buradan bir y'miz var. 100y'miz burada var. Bir y de burada var. Toplarsak 102y yapar. Bak bunlar gitti. Şunları hemen üstüne karalayayım. 100 artı 2 artı 30. 132 de buradan geliyor, 132. Bu toplam neymiş? 474'müş. Bunu karşı tarafa hemen yollayalım. 4'ten 2 çıktı. 2'den 3 çıktı. 4. 4'ten 1 çıktı. 3. 342 oldu. 120x artı 102y ne oldu arkadaşlarım? 342 oldu. Şimdi buradan x'e y'ye değerler verelim. Şimdi x'e 2 versem buradan 240 yapar. 3 verirsem aşağı zaten. Y'ye de 1 versem arkadaşlar. Bakalım 240 ile 102'yi toplayalım. Topladığımız zaman 342 ettiğini göreceksiniz. Demek ki arkadaşlarım x2 y'de 1 olmalıymış. Bize d'yi soruyordu. x2 y1 1 0 2 yani cevabımız ne oldu? 102 oldu. Doğru cevabımız Adana oldu. Bunu da hızla geçiyorum. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlarım. Diyor ki AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Yüksekliği A birim olan bir kutu tavana AB birim uzunluğundaki bir iple asıldığında kutunun yere olan uzaklığı 36 birim olmaktaymış. Yüksekliği B birim olan başka bir kutu tavana BA birim uzunluğunda bir iple asıldığında kutunun yere olan uzaklığı 76 birim oluyormuş. Bunu bir A eksi B farkı kaçtır? Bakın dikkat ederseniz şu mesafeler her ikisinde eşit. Yani buradaki uzunlukları ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Şimdi AB artı A artı 36 ne eşit olacak? Buradaki BA artı B artı 76 eşit olacak. Çözümleyelim. Bu 10A artı B olacaktır. Artı A var. Artı 36 var. Bu 10B artı A olacaktır. Artı B artı 76 var. Şimdi burada kim götürüyor? A'lar gitti gördüğünüz gibi. Sonra B'ler gitti. Bu 10B'yi karşı tarafa atarsam 10 parantezine alırsam 10 parantezinde A eksi B. 36'yı da karşı tarafa atarsak 76'dan 36 çıkarsak 40 yapar. 10'a bölersek A eksi B buradan ne gelecektir? 4 gelecektir. Bu da böyle arkadaşlarım. Bunu da hızla geçiyoruz. Beşinci sorumuza bakıyoruz. AB ve CD iki basamaklı, KLM 3 basamaklı doğal sayılardır. Aşağıdaki çarpma işleminde yanlış yapılarak KLM sayısı iki basamak sağa kaydırılmış ve sonuç 840 bulunmuştur. Buna göre bu işlemin doğru sonucu kaçtır? Şimdi bu iki basamak sağa kaydırılmış. Normalde ne olması gerekecekti arkadaşlar? Sen 4 ile AB'yi çarpınca aslında burada çarpma işleminde şuna dikkat edeceksiniz. Ben bir tane örnek vereyim. Diyelim ki siz 23 ile 42'yi çarpacaksınız. Çarparken bu 2 ile 23'ü çarptınız ya 46. Sonra bu 4 ile 23'ü çarptınız. 4 kere 3 12 diyorsunuz. Buraya 2 yazıyorsunuz. 4 kere 2 8 92. Ama aslında burada bir sıfır var. Bunu unutuyoruz, yazmıyoruz. Daha doğrusu bu kolaylık olsun diye yazılmıyor. Normalde biz şöyle yapıyoruz. 23 ile 40 artı 2'yi çarpıyoruz. 2 ile 23 yaptık. Buraya yazdık. 40 ile 23'ü çarpıyoruz. 40 ile çarpınca şuradaki sıfırın bir ehemmiyeti yok, önemi yok. O yüzden bunu yazmıyoruz kafa karışmasın diye. Hep sola kaydırmış gibi oluyoruz. Normalde sen bunu 2 ile 23 çarptıktan sonra 4 ile 23'ü çarpmıyorsun. 40 ile 23'ü çarptığın için buradaki sıfırı da önemsemiyoruz arkadaşlar. Belki bu dikkatinizden kaçmış olabilir. Ben bunu hatırlatmış olayım. Şimdi 2 ile AB'yi çarptım. CD'yi buldum. Bunu 4 ile değil de 40 ile çarptım, sola kayacaktı. Bu sağa kaydırılmış. O zaman ben şöyle yapayım. Bu 2 ile AB'yi değil de 10 ile çarpayım. Yani 20 ile çarpayım pardon. 20 ile AB'yi çarpayım. Bunu olsun sola kaymış olsun. Bunu 40 ile çarparsam bir sola kayacaktı. 4 ile çarparsam olduğu yerde kalacak. Ben bunu üsttekini 20 ile çarptığım için bir sola kaymış olacak. Alttakini de olduğu gibi bıraktığım için arkadaşlar aradaki fark 2 olacak. Yani 2 birim sağa kaymış gibi olacak. Böyle çok daha rahat olacak. Şimdi ne yapıyorum? 2 ile değil de 20 ile AB'yi çarpıyorum. Artı 40 ile AB değil de 4 ile AB'yi çarpıyorum ve böylece arkadaşlarım 840'a ulaşmış oluyorum. Buradan 24 AB eşittir 840 yapacak. 840'ı bir zahmet 24'e bölelim. Burada 3 kere var 72, 120'de 5 kere var. AB ne oldu? Bakın çıktı karşımıza 35 olarak geldi. Bu işlemin doğru sonucu biz ne yapacağız şimdi? AB 35 ya.
Bu da 42. Bakın 2 ile 5'i çarptık 10. 2 kere 3 6. 7. 4 ile 5'i çarptım 20. 4 kere 3 12. 2 ile 14. Bakın toplarsak 1470 olacak. Yani cevabı zaten olacak. Şimdi arkadaşlar belki anlatmak istediğimi tam anlayamamış olabilirsiniz. Buradaki olayı bakın şöyle örnek üzerinden göstereyim. Aslında burada yapılan olay şu olmuş. 35 ile 42'yi çarpılırken bakın ben dedim ki şunu 20 ile çarpalım 35'i. 20 ile çarparsak burası ne yapacaktır? 700 yapacaktır. Tamam mı? Sonra bunun altına hani ben bunu 40 ile çarpsaydım sola kayacaktı. Hiç sola kaymayacağı için 4 ile 25'i çarparsam 140 yapacak. Direkt altına yazdığımda bakın 840 olduğunu görüyorsunuz. Yani böyle bir işlem hatası yapılmış diye düşünebiliriz. Cevabımız Adana oldu. Evet, diğer testin ilk sorusuna yani son testimizin ilk sorusuna geçtik. AB rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB üçgen içerisinde AB 10B 10 çarpı B artı A şeklinde tanımlanmış ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakın birincisine bakıyorum. Bir üçgen içerisinde AB nasıl tanımlanacak? İçeriden dışa doğru çıkalım. Bu 10B artı A olacak. Bir üçgen var bakın şöyle. Şunu yanlış yazdım. A olacak. Bu 10B artı A ne demektir? 10B artı A. B, A iki basamaklı sayısı demektir. Buna tekrar aynı işlemi uygularsak şuradaki ifadede dikkat ederseniz birler basamağı 10'la çarpılıyor. Onlar basamağı aynen rakam olarak yazılıyor yanına. O zaman birler basamağı 10'la çarparsam 10A artı B olarak karşıma gelecek. Bu da AB iki basamaklı sayısına karşılık gelir. Demek ki birinci öncülümüz doğruymuş. Şimdi 72 üçgen içerisinde 72 3 üzeri 3'tür. Yani 27'dir diyor. Bakalım ne yapıyorduk? Birler basamağı olan B 10'la çarpılıyor. Yani 2 10'la çarpılınca 20. Onlar basamağı olan 7 de burada A olduğu için 20 ile 7'yi topluyoruz. 27 yaptı. Doğru mu? Evet doğru. Üçüncü öncüle bakacak olursak üçgen içerisindeki x 21 ise x'in rakamları toplamı 3'tür demiş. Şimdi diyelim ki x iki basamaklı sayısı şöyle olsa AB olsa bu neye eşit olacak arkadaşlar? 10B artı A. Yani x dediğimiz sayı 10B artı A'ya eşit olacak. Bu durumda bu 21'e eşit olacakmış. Yani 10B artı A'nın 21 olması için sonuçta A ile B rakamları sıfırdan ve birinden farklı iki rakam. Ben buraya B'ye 2, A'ya da ancak 1 verirsem bu ifade 21'e eşit olacak. Demek ki buradaki rakamlar toplamı da 2 ile 1'i toplarsak 3 yapıyor. Demek ki bu da doğru arkadaşlarım. Yani 3 de doğru olduğu için cevap elenir oldu. İkinci soruya bakıyorum. 3 basamaklı 2 pozitif sayının çarpımında sayılardan birinin diyor. Yüzler basamağı 2 artırılıyor. Onlar basamağı 2 azaltılıyor. Birler basamağı 2 azaltılıyor. Bu durumda bu iki sayının çarpımının sonucu 21.538 artmaktadır. Buna göre diğer sayının karekökü kaçtır? Şimdi 3 basamaklı iki sayı birisi ABC, birisi de XYZ olsun. XYZ. Çarptığımızda diyor, şöyle çarparsak diyor, bazı ifadelerde değişiklik yapıyor ama yüzler basamağı 2 artırılacak diyor. Bunlardan bir tanesinin diyor. Mesela ABC'nin yüzler basamağı 2 artırılsın. O zaman ABC sayısı ne olur? 200 artar. Sonra onlar basamağı 2 azaltılsın. O zaman eksi 20 azalır. Birler basamağı 2 azaltılsın. 2 azalır. Bu ABC sayımız buna dönüşür. Çarpı XYZ olacak. Şimdi bakalım buradan 200'den 20 çıkar, 180, 2 çıkar, 178 yapacaktır. Buradan ABC artı 178 çarpı XYZ sayısı var. Bunu dağıtırsak ABC çarpı XYZ bu ilk hali zaten artı 178 çarpı XYZ. Demek ki şu fazlalık neye eşit olacak? 21.538'e. Yani biz XYZ'yi bulmak istiyorsak 21.538'i arkadaşlarım 178'e bir zahmet böleceğiz. 215'te bir sefer var. 178 yazıyorum. 15'ten 8 çıktı 7. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 373 oldu burası. Düzgün yazayım. 1, 2 kere var desem 2, 8, 16, 2, 7, 14, 15, 2 kere 1, 2, 3. 13'ten 6 çıktı 7, 6'dan 5 çıktı 1, buradan 3'ten 3 çıktı 0, 8'i aşağı indirdim 178, 1 kere var. Demek ki neymiş XYZ sayımız? 121'miş. Diğer sayı 121 çıktı. Bunun da karekökü ne yapacaktır? 11 olacaktır. Üçüncü soru. Bir sokakta aynı hizada bulunan aşağıdaki 4 evin kapı numaraları 2 basamaklı sayıdan oluşmaktaymış. 1 numaralı evin kapı numarası, 2 numaralı evin kapı numarasına 6 fazla. Yani AA AB'den 6 fazla. Böyle yazdım bunu. 2 numaralı evin kapı numarası şu.
4 numaralı evin kapı numarasının 2 katına 17 faz. Onu da yazalım. AB arkadaşlarım BC'nin 2 katından 17 fazlaymış. Buna göre 3 numaralı evin kapı numarası aşağıdaki hangisi demiş? Bakalım şunu bir çözümleyelim. 11A yapacak. Eşittir buradan bir 10A var. Artı B var. Artı 6. Bunu karşı tarafa yollarsak A eksi, hatta bunu da yollarsak A eksi B farkı 6 geldi. Buradan bu geldi. Şimdi bunu çözümleyelim arkadaşlarım. 10A artı B eşittir 20B artı 2C artı 17. Şimdi şu B'yi karşı tarafa atacağım. 10A artı 10A eşittir 19B olacak da ben bunu 10B artı 9B olarak biraz Ali Cengiz yapayım. Böyle şeyleri yapmayı seviyorum. Şu 10B'yi karşı tarafa atayım. 10A'dan 10B'yi çıkartayım. 10 parantezinde A eksi B olsun. Buradan 9B artı 2C artı 17 geldi. Bakın şu A eksi B farkı 6 idi. Onunla çarpınca burası 60 oldu. Bu 17'yi de karşı tarafa yollarsak şurada yerimiz dar. Şurada yapalım. 9B artı 2C. 60'tan 17'yi çıkartacağım. 43 yaptı. Şimdi B kaç olmalı? 4 kere 5 kere desek olmaz. 4 kere 9 36. Bu çift olduğu için toplamı 43 olmaz. 3 kere desem B'ye 3 desem 27. 43'ten bir 27'yi çıkartalım bakalım. 6 16. C'de ne oldu? 8 oldu. Ha, demek ki arkadaşlarım B3 C'de 8. C8 B3 kapı numarası 83. Buna geçiyoruz. Evet, sonuncu sorumuza bakıyoruz. Diyor ki öğrenci sayısı 480'den az olan bir okulda öğrenci numaraları aşağıdaki kurallara belirlenmektedir diyor. Birinci öğrenciye birden başlayarak her öğrenciye ardışık tam sayılar şeklinde birinci hanedeki rakam 1 artılarak numara verilmektedir. Birinci hanede 3 rakamı gösterilmesi gerektiğinde bu hanedeki rakam sıfırlanır ve ikinci hanedeki rakam 1 artırılır. Aynı işlem ikinci hanede 6, üçüncü hanede 4 rakam içinde yapılır. Örneğin 35. öğrencinin numarası 152'dir. Buna göre 121. öğrencinin numarası kaçtır demiş. Şimdi 35. öğrencinin numarası 152 şöyle bulunmuştur arkadaşlar. 35'i öncelikle şuradaki 3'e böleceğiz. Neden 3'e böleceğiz? Çünkü buradan kalan ne yapacak? Birler basamağına gelecek. 35'i 3'e bölüyorum. Kaç kere var? 11 kere var diyeyim. 33 yaptı. 2. Bakın demek ki bunun birler basamağı 2 oldu. Sonra 11'i bu sefer 6'ya böleceğim ki onlar basamağına olacağım. 11'i 6'ya böldüm. Bir kere var 6, şurası 5 oldu. Bakın şu da artık arkadaşlar direkt 3 numaralı hanede 4'e ulaşamıyor. Zaten 1 oluyor. Burası ne oluyor? 5 oluyor. Burası da 2 oluyor. Şimdi aynı mantığı 121. öğrenciye uygulayalım. 121'i ne yapacağız? Öncelikle 3'e böleceğiz. 3'e bölersek 40 kere var diyelim. 120 yapsın. 1 arttı. Bu sefer 40'ı da 6'ya böleceğiz. 5, 6 kere var. 36. 4 yaptı. 6'yı arkadaşlar bu sefer 4'e böleceğiz. Çünkü 4'ün üstüne çıktı bu. 4'e böleceğiz. Bir sefer var. Buradan da 2 arttı. Şimdi sondan başa doğru şöyle okuyacağız. 1, 2, 4, 1. 1241. Yani cevabımız Ceyhan. Böylece tüm soruları çözdüm. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.